Bundan önceki videoda Vesper kuramına göre 5 elektron bulutu için molekül şekillerinin belirlenmesinden bahsetmiştik. Bu videoda da aynı elektron bulutuna sahip moleküllerden birkaç örnek daha yapmak istiyorum. Örneğin klor, triflörürle başlayalım. İlk olarak değerlik elektron sayısını bularak Lewis yapısını çiziyoruz. Klor 7. grupta olduğuna göre 7 değerlik elektronu var. Flor da aynı şekilde 7. grupta. Üstelik molekülde 3 tane flor var. 7 çarpı 3 yani 21 değerlik elektronu daha olacak. Öyleyse Lewis formülüne yerleştirmemiz gereken toplamda 28 değerlik elektronumuz var. Kloru flor kadar elektronegatif olmadığına göre merkeze yerleştireceğiz. Ayrıca klorun 3 flora bağlı olduğunu biliyoruz. Onları da aynı bu şekilde gösterebiliriz. Şu ana kadar 2, 4 ve 6 değerlik elektronu yerleştirmişiz. 28 eksi 6, 22 ettiğine göre bu formüle koymamız gereken fazladan 22 elektron daha var. Değerlik elektronlarını yerleştirmeye önceden uç atomlardan yani florlardan başlıyoruz. Florun oktet kuralına uyması gerekiyor. Her florun şu an için 2 elektronu var. Demek ki her birinin 6 taneye daha ihtiyacı var. Bu 6 taneyi daha koyduğumuz zaman her bir florun okteti tamamlanmış oluyor. Bu şekilde 6 çarpı 3'ten 18 elektron daha koymuş olduk. 22 eksi 18 geriye 4 tane daha kaldı. Elimizde 4 değerlik elektronu daha var. Eğer elektronları uç atomlara yerleştirdikten sonra elimizde daha fazla kalmışsa, onları da merkez atomunun çevresine yerleştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu 4 değerlik elektronunu merkez atomuna vereceğiz. Bunu ortaklanmamış elektron çiftleri olarak vermek biraz daha mantıklı. O zaman buraya ve buraya iki tane ortaklanmamış elektron çifti çizebiliriz. Böylece de gereken bütün değerlik elektronlarını yerleştirmiş oluruz. Yalnız Lewis formülüne baktığımız zaman klorun aslında oktetini açtığını fark etmiş olabilirsiniz. Ama klor periyodik tabloda üçüncü periyotta olduğu için bunun olması normal kabul ediliyor. Yani hata yapmış değiliz. Bu durumda formal yükler hakkında da düşünebiliriz. Klorun formal yükünü hesapladığımızda sıfır olduğunu göreceksiniz. Bu da neden bu şekilde bir Lewis yapısına sahip olduğumuzu açıklamış olacak. Demek ki mantıklı bir Lewis yapısı çizmişiz. Artık molekül şeklini çizmek için gereken adımların ikincisine geçip merkez atomunu çevreleyen elektron bulutlarının sayısını bulabiliriz. Sizin de hatırlayacağınız gibi elektron bulutları elektron yoğunluğunu temsil eden bölgeler demiştik. Yani hem bağ elektronları hem de eşleşmemiş elektronlar bu sınıfa giriyor. Burada gördüğünüz bağ yapan elektronlar bir elektron bulutu oluşturuyor. Buradaki de bir diğer bağ yapan elektron çifti de öyle. Ve de buradaki de. Bunların dışında bir de ortaklanmamış elektron çiftleri var. Eşleşmemiş bu elektronlar da elektron yoğunluğu olan bölgeler. Yani buradakine ve buradakine de bir elektron bulutu diyebiliriz. Bu durumda merkez atomunun çevresinde toplamda 5 elektron bulutu varmış. Üçüncü adımda bu elektron bulutlarının geometrisini belirlememiz gerekiyor. Bundan önceki videoda 5 elektron bulutunun neden üçgen çift piramit şeklini almaya çalıştığını Vesper kuramına kullanılarak açıklamıştık. Kısaca birbirlerini mümkün olduğunca çok ittiklerinden konuşmuştuk. Dolayısıyla buradakine bir üçgen çift piramit şekli diyebiliriz. Elektron bulutları aynı bu şekilde olacak. Burada sizi yanıltabilecek tek nokta bu eşleşmemiş elektronların nerede durması gerektiği. Ortaklanmamış bu elektron çiftlerinin daha çok yer kapladığını biliyoruz. Bağ yapanlara göre daha fazla yer kapladıkları için daha fazla itebiliyorlar. Bu da molekülün şeklini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Bir önceki videoda eşleşmemiş elektron çiftlerine en uygun yerin ekvatoryal bir yerleşim olacağından konuşmuştuk. Bu şekilde elektron çiftleri itme kuvvetini azaltabileceklerini söylemiştik. O zaman burada da aynı şeyi yapabiliriz. Eşleşmemiş elektronları bu pozisyonlara yerleştirebiliriz merkez atomu olan kloru buraya koyarsak eşleşmemiş elektron çiftlerinin birini buraya, diğerini de buraya koyabiliriz. Bu da bir boşluğumun daha kaldığını gösterir. Son noktaya da florlardan birini yerleştirebiliriz. Geriye kalan iki floru da eksen hizasına yani birini buraya, birini de buraya koyabiliriz. Eşleşmemiş elektron çiftlerini bu şekilde yerleştirmemizin nedeni aslında elektron çifti itme kuvvetini azaltmak. Bunun hakkında daha fazla detay isterseniz bir önceki videoyu da izleyebilirsiniz. Bu yaptığımız daha önce gördüğümüz örnekten biraz daha karmaşık bir molekül. Ama ana fikir aynı. Aslına bakarsanız bu molekül hakkında uzun uzun konuşabilirim ama buna gerçekten vaktimiz yok. 5 elektron bulutu olduğunda eşleşmemiş elektronları ekvatoryal pozisyonlara yerleştirmemiz gerektiğini görmemiz bizim için yeterli. Böylece genel yapıyı elde etmiş olduk. Ama daha molekülün en son şeklinden bahsetmedik. Molekülün en son alacağı şekilden bahsederken bu şekli eşleşmemiş elektronlar yokmuş gibi davranıp belirlememiz gerekiyor. Öyleyse bu elektronları yok sayarak şekli bir kere daha çizelim. Kloru buraya koyuyoruz, işte buraya. Ortaklanmamış elektron çiftlerini de yok sayıyoruz. Böylelikle iki tane eksen doğrultusunda yerleşmiş florumuz, bir tane de ekvatoryal pozisyona yerleştirdiğimiz florumuz oluyor. O da eksen doğrultusunda olanlara 90 derecelik bir açıyla duruyor. Bu aslında tabii ki ideal olan açı. Şimdi bir de bağ açılarından bahsedelim. Şekle detaylı baktığımızda buradakiler sanki doğrusalmış gibi duruyor. Buysa onlara 90 derecelik bir açıyla yerleşmiş. Sanki bir T şekli almışlar, değil mi? Sanırım molekül şekline de zaten T şekli diyebiliriz. Eşleşmemiş elektronları yok saydığımız zaman elde ettiğimiz molekül şekli T şekli. Yani T şekli geometrisi. T şekli olduğuna göre İdeal bağ açıları bakımından da oldukça kolay oluyor. Örneğin buradakini yani flor, klor, flor bağ açısını burada 90 derece, bu tarafta da 180 derece olarak düşünebilirsiniz. Ama bunlar tabii ki ideal bağ açıları. Basit bir T şeklini düşündüğünüzde bulacağınız açılarla aynı. Gerçekteki bağ açılarını bulmak için deney yapılması gerekiyor. Neyse, bence 5 elektron bulutu için artık yeni bir örneğe geçelim. Bu molekül triiyodür iyonu. 3 iyodun birleşmesinden oluşuyor ve de negatif bir yükü var. Öncelikle iyonun Lewis yapısını çizmemiz ve de değerlik elektronlarını saymamız gerekiyor. İyot 7. grupta yani 3 çarpı 7 toplamda 21 değerlik elektron ediyor. Ama bu bir iyon olduğuna göre bir tane de negatif yükü var. O zaman toplam elektron sayısına 1 eklememiz gerekiyor. Elimizde Lewis yapısına yerleştirmemiz gereken 21 değil, 22 elektron var. 3 iot olduğuna göre onları bu şekilde gösterebiliriz. Zaten 4 değerlik elektronunu gösterdik. İkisi burada, ikisi burada. 22 eksi 4 bize 18 değerlik elektronun kaldığını gösteriyor. Yani iotlara yerleştirmeliyiz oktet kuralını da düşünerek elektronları uç atomlara vermeliyiz. Dolayısıyla her iyoda 6 elektron daha vermemiz gerekiyor. Böylece hepsi oktetlerini tamamlamış olacak. Burada 12 değerlik elektronu daha kullanmış olduk. Demek ki geriye 6 tane daha kaldı. Kalan elektronları da tabii ki merkez atomuna vermemiz gerekiyor. 6 değerlik elektronu demek 3 ortaklanmamış elektron çifti demek. Şimdi de bu 6 elektronu merkez atomunun çevresine 3 ortaklanmamış elektron çifti olarak koyabiliriz. Bu bir iyon olduğuna göre de molekülü köşeli parantez içine alıp dışına da bu şekilde bir negatif yük koymamız gerekiyor. Evet, elde edeceğimiz Lewis yapısı formülü işte bu. Merkez atomuna baktığımız zaman yine oktetini açtığımızı görebiliriz. Ama periyodik tablodaki yeri nedeniyle iyodun değerli katmanını genişletmesi mümkün. Peki iyodun formal yükü ne? Eksi 1 değil mi? Burada olanları daha iyi anlamak için ben bunu düşünmeyi her zaman için seviyorum. Sonuç olarak bulduğumuz bu yapı oldukça mantıklı. Bütün kurallara da uyuyor. Evet, yapmamız gerekenlere tekrar bir bakalım. İlk adımda gereken değerlik elektronlarını göstermek için Lewis yapısı çizmek gerekti. Zaten onu bitirdik. İkinci adımda ise merkez atomunun çevresindeki elektron bulutlarını saymamız gerekiyor. Bunu bulmak için çizdiğimiz yapıya geri dönelim. Bu gördüğünüz bağ elektronları bir elektron bulutu. Buradakiler de öyle. Eşleşmemiş elektronlar yani bağ yapmayanlar da elektron yoğunluğunu yaratıyor. Demek ki bu yapı içinde toplamda 5 elektron bulutumuz var merkez atomunun çevresindeki 5 elektron bulutunun yerleşimine yine üçgen çift piramit diyebiliriz. Yani elektron bulutları üçgen çift piramit yerleşiminde oluyor. Bağ yapmayan elektronları ekvatoryal pozisyonlara koyarak elektron çifti itme kuvvetini en aza indirgemeye çalıştığımızı görmüştük. Burada da merkez atomunun çevresinde 3 tane ortaklanmamış elektron çifti var. Bu elektronları ekvatoryal bir şekilde yerleştireceğiz. 3 ortaklanmamış elektron çifti aynı bu şekilde duracak. Ama bunların dışında iki iyodumuz daha var. Onlardan biri aksiyal pozisyonda burada, diğeri de tam tersi şekilde tam burada olacak. Eşleşmemiş elektronları bu şekilde bırakacağım. Bu da bize iyonun nasıl gözükeceğini gösteriyor. Yapmamız gerekenlere bakarsak, üçüncü adımı zaten yaptık diyebiliriz. Elektron bulutlarının geometrisinin üçgen çift piramit olacağını söyledik. Ama iyonun geometrisini bulmak istediğimizde ortaklanmamış elektron çiftlerini yok saymamız gerekiyor. Hadi şekle tekrar bakalım. Şu anda merkez atomunun çevresindeki ortaklanmamış elektronları yok saymamız gerekiyor. Bunu yapmamızın amacı molekülün şeklini bulmak. Bunu yaptığımız zaman gördüğümüz şey doğrusal bir molekül. Yani bu doğrusal bir molekül sonuçta düz bir çizgi üzerinden gözüküyorlar. Bu yüzden de bağ açılarının yaklaşık olarak 180 derece olması gerektiğini söyleyebilirim. Bu da gördüğünüz Lewis yapısını çizmenin bir yolu diyebilirim. Şu ana kadar 5 elektron bulutu içeren moleküllerden 4 örnek yaptık. Her bir örnekte ortaklanmamış elektron sayısı açısından bir öncekinden biraz daha farklı oldu.